Karıcığım, yarın vakıf başkanıyla toplantı dışında başka işin var mı? Var canım, var. PR şirketiyle bir de catering şirketiyle toplantım var. Başka? Hayatım, başka ne olsun ki? Bütün günüm toplantıyla geçecek işte. Gümüş. Eyvah. Ayşe'ye ver, o halleder. Al bakalım. Ben şimdi temizlerim. Tamam canım. Gel bakalım Melek'ciğim. Çok oturdum ya. Ben de ekibe bakayım. Atölyede beni bekliyorlar. Doğru söylüyorsunuz, işler beklemez. Bu güzel kahvaltı ve sohbet için çok teşekkürler. Piyangodan çıktık ama. Rica ederim, ne demek. Funda, birkaç telefon edip geliyorum, tamam mı canım? Tamam. Beğendin mi sürprizimi? Çok güzeldi. Mehmet ya, yakalanacağız ne olur lütfen. Daha kaç kere basılacağız, yapmış bunu. Ya tamam kızma, bir şey yaptığım yok. Ben şu telefonları edeyim Mehmetciğim, çıkayım tamam mı? Çok işim var. Gümüş, her şeyi sen koşturuyorsun bakıyorum. Ekibin nerede, ne yapıyor onlar? Bu kadar yüklenme kendine. Hepsi canla başla çalışıyor, ben bile göremiyorum yüzlerini. Kızma insanlara. Son hazırlıkları ben yapmak istedim. Hayatım, ben de diyorum ki eğer her işi sen yapacaksan onlara ne gerek var? Hayatım, herkes üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Vallahi günahlarını alıyorsun. Canım, bu kreasyonda, defile de benim için çok önemli. Geçen yıl yaşadığım o korkunç şeylerden sonra ilk defa kendi başıma defile yapacağım. Başarmak istiyorum Mehmet. Ve sorunsuz. Canım benim. Başaracaksın elbette. Aksini düşünme bile, bu yıl herkes senden bahsedecek. İnşallah. Bahar, deniz bile güzelliğinin yanında sönük kalıyor. Sana olan aşkıma haykırmak istiyorum. Bağırmak istiyorum. Gökhan, konuşacak mıyız, saçmalayacak mısın? Bahar, ben sana deli gibi aşığım, anlamalısın beni. Bitirmeliyiz bu anlamsız ayrılığı, bir araya gelmeliyiz. Hem sen de beni seviyorsun, inkar edemezsin. Gökhan. Tamam. Peki dün gece yaşananlar yalan mıydı? Ha? Gerçekti, sen de biliyorsun. Bahar, birbirimize bir şans daha vermeliyiz yeniden. Her şeyi unutarak, tertemiz. Sadece aşkın olduğu bir şans. Yaşananları kolayca unutabilir miyiz sence? Evet. Hiç sanmam. İmkansız. Bitti Gökhan, sen de bunu anla. Bahar, peki seni öperken, sana dokunurken... Bahar, ben her şeyi unuttum. Dün gece büyük bir hataydı. Yaşanmamalıydı. Bence unutmaya oradan başlamalısın. Bu evlilik çoktan bitti Gökhan. Kurtulacak hiçbir şeyde inan kalmadı. Hayır, bitmedi. Ben buna izin vermem. Sen de vermemelisin Bahar. Beni öperken bana olan aşkını anlamadın mı sanıyorsun? Ben seni tanıyorum Bahar. Sen de beni seviyorsun. Ne olur bize bunu yapma. Aşkımıza sırtını dönme. Ha? Gitmeliyim, bırak beni. Bana evet demeden seni bırakmam. Konuşmamız daha bitmedi. Bitti. Ne yapıyorsun Dilruba? Valizini açıyorum. Özel eşyalarını alayım, diğerleri temizlemeye gitsin. Ne diye yoruyorsun şimdi kendini? Seher hepsini yapardı. Bir güzel yerleştirir. Ben senin her işini ellerimle yapmak istiyorum Fikriciğim. İçimden öyle geliyor. Böyle yetiştik biz. O dediğin eskiden makbuldü. Şimdi kendini yormanın alemi yok. Gel otur sohbet edelim. Madem öyle istiyorsun, sonra yaparım. Bana destek olduğun için, her an arayıp yanımda olduğunu hissettirdiğin için sana çok teşekkür ederim Dilruba. Telefonla olmadı biliyorum. Asıl yanında olup elini tutmam gerekirdi. Saldan el verseydi gelirdin benimle. Dünya gözüyle oğlumla kızımla tanışırdın. Keşke ama kısmet değilmiş. İyileşti ya Ahmet oğlumuz, buna şükredelim. Her zaman tanışırız. Allah bana evlat acısı tattırdığında ona bir tek şey için dua ettim Dilruba. Başka evlat acısı gösterme bana. Ömrümden al, onlara ver Allah'ım dedim. Allah korusun. Ahmet kurtulmayacak diye öyle korktum ki. Ama Allah yüzüme baktı, dualarımı kabul etti. Kötü şeylerden konuşmayalım Fikriciğim. Çok şükür oğlumuz iyi. Çok şükür. Demek Gülsün de geldi. O nasılmış? Sağlığı yerindedir inşallah. Çok iyi, çok iyi. Uzun uzun hasret giderdik beraber. Selamları var sana. Aleyküm selam. Sen de benden selam söyleseydin. Söyledim. Peki senin günlerin nasıl geçti peki? Yeterince dinlendin mi? Kontrole gittin mi? Kontrole daha var Fikriciğim, gitmedim. Kendime göre dinlendim sayılır. Bildiğin gibi işte. Aynı. İyi. İyi madem, ne bu surat? Ters bir şey olmadı ya. Sen yokken bu evi kendi evim gibi hissedemiyorum Fikriciğim. Tabii çocuklar da haklı. Yıllar sonra gelip düzenlerini bozan bambaşka bir aileyi kabul etmek kolay değil. Yine ne oldu? Şeref mi? Sadece şeref olsa ben onunla baş etmeyi bilirim. Ama sen yokken bu evde, bu ailede biz de yokuz Fikriciğim. Hemen sarıp sarmalamadılar size, farkındayım. Bu da onların eşekliği. Öyle deme. Kolay değil onlar için de. Onlar için kolay değilse sizin için de kolay değil. Ama artık onların benimsemeleri gerekiyor. Ben bugün varım, yarın yokum. Öyle deme. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bu sıpaların başında sonsuza dek kalamam ya. Ben yapacağımı bilirim onlara. Şeref.